Pekala ekip, bugün gökdelen için asansör işini halledeceğiz. Harika! Yaşasın! Asansör nedir bu? Anlatayım bak. Bu kadar büyük bir bina inşa ettiğinizde merdivenleri kullanarak inip çıkmak için fazla yüksek olur. Bu yüzden asansör denen bir taşıma aracı koyarız. İçine binersiniz, bir düğmeye basarsınız ve sizi binanın en tepesine kadar götürür. Oradan Spring şehrinin tümünü görebilirsiniz. Vay canına. Spring şehrinin tümünü mü? Spring şehrinin tümünü görmek istiyorum. Asansörle çıkabilir miyim? Lütfen, 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 lütfen. Maalesef Sukup, sanırım asansörle çıkmak için biraz fazla büyüksün. Evet. Arka kepçem dışarıda kalır. Tiny, yük kafesini gönderir misin lütfen? Hemen iniyor Bob. Teşekkür ederim Tiny. Şimdi yukarı çıkıp işe başlayacağız. Şu malzemeleri yük kafesine yükler misiniz lütfen? Hiç sorun değil Bob. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Affedersiniz, geciktim. Merhaba Bob. Merhaba Başkan Madison. Merhaba ekip. Merhaba Başkan Madison. Merhaba Bay Bentley. Herkese merhaba. Teşekkür ederim Bay Bentley. Bu kadar yeter. Pekala Bob. En üst kata çıkmak istiyorum lütfen. O konuda küçük bir sorun olabilir. Çünkü binaya henüz asansörü monte etmedik. Ama Spring Şehir Gazetesi'nin yarınki manşeti için en tepede bir fotoğraf çektirmem gerekiyordu. Belediye başkanı şehrini inceliyor. Biz de şimdi tam asansörü takmak üzereydik. Daha sonra gelseniz olur mu? Servis asansörü de var. Hayır, onunla çıkamam. Daha sonra geliriz. Bay Bentley. Saat 4'te gelebiliriz. 4'te mi? O halde 4 olsun. Ne güzel, saçım yaptırmak için bir sürü vaktim olacak. Bir belediye başkanı her an iyi görünmeli. Başkan saat 4'te çıkmak istiyorsa harekete geçsek iyi olacak. Pekala ufaklıklar, kafesi doldurun. Keşke yukarıdan manzarayı görebilseydim. Bütün Spring şehrini. Senin için dert değil Martıcık. Gökdelenin tepesine istediğin zaman çıkabilirsin. Yüklendi ve çıkmaya hazırız Tiny. Kule gücünün vakti geldi. Bir dakika. Belki de gökdelenin tepesine çıkabilirim. Hem de asansöre ihtiyacım olmadan. Günaydın ekip. Günaydın Bob. Gidelim. Bugün Şef Teti'nin yepyeni döner restoranındaki işlerini bitiriyoruz. Tamam mı çocuklar? Adı Uçan Tava. Yuhu. Harika. Uzay gemisine benziyor. Amaç da bu Scoop. Pekala, ben mutfağı yaparken Leo, Mac, Scoop ve Lofty bu girişi süsleyecek. Başka bir gezegendeymişiz gibi uzay gemisi rampamız ve ay taşlarımız olacak. Yaşasın! Ben de tavanın bir atlı karınca gibi dönmesi için elektrik tesisatını yapacağım. Müşteriler böylece yemek yerken farklı manzaraların keyfini çıkaracak. Kulağa eğlenceli geliyor. Evet! Ve ikiniz için çok özel bir sürprizim var. Öğle yemeği için özel yemeğimi hazırladım. Sardalyeli sandviç. Yaşasın. Hey. Heyecanlanacağınızı biliyordum. Bam, 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 merhaba Şef Teti. En sevdiğim inşaatçı ekip dostlarım. Yardım edebilir miyiz? Evet. Bunlar bu akşamki açılış ziyafetindeki şefin özel yemekleri için. Kremalı patlıcan, fettuccine ve ocakta ızgara yapılmış biberiyeli köfte. İşte bu kulağa lezzetli geliyor. Ama benim sardalyeli sandviçlerim kadar değil. Pekala ekip. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir.
biz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Çok iyi iş çıkardık millet. Gerçekten bir uzaylının evim diyeceği bir yere benziyor. Şey, uzaylı nedir? Uzaylının ne olduğunu herkes bilir. Şeydir, Leo uzaylı nedir? Uzaylılar uzak gezegenlerden gelen çok küçük yeşil misafirlerdir. Turist gibi mi? Tatile çıkan turistler. Neye benziyorlar? Şey, sanırım yeşil tenli, üç gözlü ve dört bacaklı canlılar ve kahvaltıda yemeği en çok sevdikleri şey... Yemek vakti. Birazdan dönerim. Belediye binasının girişine yeni bariyerler ve araba yolu için taş döşenecek. Tüm bu eski yapıları kazmamız gerekiyorsa scoop'a güçlü kırıcıyı takmamız lazım. Evet. O da bayılıyorum. Kırıcı çekiç, kırıcı. Neden diğini öğrenmelisin. Bob. Başkan Madison. Heykelin büyük açılışında her şeyin muhteşem görünmesini istiyorum. Büyük açılış mı? Büyük açılış mı? Ne heykeli Başkan Madison? Spring şehri tarihindeki en iyi, enerjik ve ileri düşünceli insanın heykeli. Sizin heykelinizden mi bahsediyoruz Başkan Madison? Evet, öyle bendi. Nereden bildin? Ve heykel geldiğinde Bob, onu tam buraya koymanı istiyorum. Hiç sorun değil. Aslında sizin bir fotoğrafınızı çekmeliyim Sayın Başkan. Ardından heykeltıraşa göndereceğim. Yoksa heykel vaktinde bitmez. Olamaz. Bu şey çok dikkat gerektiriyor. Hadi Bay Bentley. Bu kadar uzun süre gülümseyemem. Evet, işte oldu. Sanırım. Tamamdır. Nasıl hissediyorsun Scoop? Harika. Yine kadar sevdiğimi biliyorsun. Scoop, onun adı kırıcı. Hatırlaması da kolay. Çünkü bir şeyleri kırmaya yarıyor. Şimdi anlıyorum. Artık başlayabilir miyim Bob? Başlayabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Scoop aşırı heyecanlandığında geriliyorum. Çünkü kırıcıyı kullandığında her zaman heyecanlanıyor. Kırıcı nedir? Da. Hayır, dadanın adı da değil. Evet, bu sadece çıkardığı ses. Neyi çıkardığı ses? Da. Yani kırıcı, bak. Lütfen fazla heyecanlanmamaya çalış. Pekala Scoop. Telin hizasına kadar kazmalısın. Yoksa yağmur suyu düzgün biçimde akıp gitmez, anladın mı? Evet, anladım Bob. Hemen başlayabilir miyim? Kırmak istiyorum. Yani tabii dikkatlice kırmak istiyorum. Kırabilir miyim? Lütfen. Tamam Scoop, ama sadece bir soruya cevap vermen kaydıyla. Nedir o Bob? Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Safi'nin ağacı. Merhaba Wendy. Merhaba Bob. Merhaba Lofty. Spring şehri roketleri. Vay, Bob ve Wendy sana bu ağaç evi mi yapıyor? Bana değil JJ, bize. Onun Spring şehri roketlerinin ilk kulüp evi olmasını istiyorum. Pek planladığımız gibi değil. İlk kulüp evimiz mi? Gerçekten mi Safi? Evet. Wendy benim kahramanım ve her şeyi inşa edebilir. Değil mi Wendy? Kahramanlar öyle midir ki? Buna nasıl hayır diyebilirim ki? O zaman ilk kulüp toplantımızı bugün çay saatinde yapabiliriz. Ağaç ev bugün mü bitsin istiyorsun? Çay saatinde mi? Evet lütfen. Sorun olmaz değil mi Wendy? Elbette.
Sonuçta ben bir kahramanım. Teşekkür ederiz. En iyi kulüp evi olacak. Pekala ekip. Güzel bir ağaç evi inşa edeceğiz ve bunun için bir günümüz var. Yeni bir program gerekiyor. Bob ve Mark, siz depoya geri dönüp kiriş taşıyıcılar için kereste keseceksiniz. Lofty, sen kalıp bana yardım edeceksin. Sonra ben temellere beton dökmek için diziyi çağıracağım. Pekala, kahraman Wendy. Bu senin işin ve bence sen söylemelisin. Gerçekten mi Bob? Tamam o zaman. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Şimdi ne yapıyorsun? Oh, Scoop. Affedersin ama rahatsız edilmemeliyim. Bu kiriş taşıyıcıları istenilen ölçüde kesmeliyim. Şimdi ne yapıyorsun? Az önce yaptığım şeyi. Scoop, canın sıkıldıysa yeni getirilen taşları derleyip toparlayabilirsin. Hop, affedersin Bob. Seni rahatsız mı ettim? Des, inanamıyorum. Kaç yaşındasın? Evet baba, giderek gençleşiyorsun. Teşekkür ederim Leo. Hadi artık gidelim. Çok acıktım. Şef Tetin'in yerinde birinci sınıf bir yemek ha? İşte buna doğum günü ziyafeti denir. Pekala Bob, biz dönene kadar tamirhaneme göz kulak olman gerekecek. Buranın nasıl çalıştığını anladığından emin misin peki? Hiç sorun değil Curtis, rahat ol. Ben zaten rahatım. Yani sayılır. Sloganımı unutma. Curtis'in tamirhanesinde biz hizmeti, servis istasyonunda veririz. Güzeldi Bob. Bir şey 10 kez söyleyince ezberlemeye başlıyorsun. Hadi Alfred, artık gidelim. Mutlu yıllar Curtis. Gittiler Wendy. Sıra gizli planımızın ikinci aşamasında. Pekala ekip, gizli planımız şu. Leo, Curtis'i oyalarken biz de onun için büyük bir doğum günü sürprizi üzerinde çalışacağız. Oo, vay! Yoksa bir çakıl yığını mı? Çakıla bayılırım. Sürpriz çakıl mı bu? Hayır Mac, sürpriz bir çakıl yığını değil. Curtis'in tamirhane atölyesini baştan aşağı yenileyeceğiz. Tamirhanelere bayılırım. İnşaat işine girmesem sanırım bir tamirci olabilirdim. Gördüğüm kadarıyla sonunun frenlerinde Lofty dostum. Ama bugün inşaatçı olmanı istiyorum Scoop. Çünkü buraya yeni bir çatı, yeni bir tabela ve hepsinden güzeli yeni bir araç muayene kaldıracı yapacağız, tamam mı? Araç muayene kaldıracı nedir? Bahsettiği şey Mac bir... Sorun değil Lofty, ben açıklayayım. Araç muayene kaldırıcı, araçların alttan muayene edilmeleri için yerden kaldırılmasını sağlayan bir tür kaldıraçtır. Kesinlikle. Şimdi kısa sürede yapmamız gereken çok iş var. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Belki de şu kafeden hızlıca sandviç alıp geri dönebiliriz. Sandviç mi? Başka birini iş başında bırakmaktan endişeliyim. Yapma baba. O başka biri değil Bob. Ve bugün onun doğum günü. Spring şehrinin en iyi restoranında yemek yemek üzereyiz. Yani rahat ol ve keyfini çıkar. Ben rahatım.